Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Texas'tan herkese çok çok selamlar. Arkadaşlar, bu videoda kuşlara vitamin desteği yapacağız. Vitamin elimizde, haplar elimde şu anda. Bu haplardan kuşlara vereceğim. İçerisinde ne var? B12 vitamini var. Bir de demir var. Kuşlar demir gibi olsun diye kuşlara demir vereceğiz. Ondan sonra bakalım işte hep beraber. İnşallah şimdi kümese doğru yol alıyorum. Şimdi uçan kuşlara arkadaşlar destek vereceğiz birazcık. Çünkü onlar sürekli dışarıda olmadığından, yani sadece uçuyorlar. Uçtuktan sonra direkt kümesin içerisine tekrardan geri geliyorlar. Öyle olduğu için onlara birazcık vitamin desteği vereceğiz. Şimdi gideyim kuşları alayım. En azından birilerini alayım. Onları almadan önce size ne vereceğimi göstereyim. Arkadaşlar, şöyle bir kutu. Kutunun içerisinde ne var? Şu şekilde bezelye gibi şu şekilde şeyler var. Haplar var. Ondan sonra bu haplar işte içerisi B12 ile demir var. Kuşları bu vitaminlerini, bir de ne varmış? Folik asit varmış. Yani bunları kuşlarda eksik olduğu zaman bu şekilde tamamlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunlardan işte birer tane kuşların ağızlarına atacağız. Ondan sonra işte uçan kuşlar var. İşte kutuda kaç tane geliyor? 150 tane falan var. İşte bende şu anda 11-12 tane uçan kuş var. Yani yaklaşık bir kuş başı 15 tane falan yapıyor. 12-13 tane falan yapıyor en azından. O şekilde şimdi kuşların hepsine böyle birer birer ikişer ikişer vereceğim. Ağızlarını açıp bunları tak diye içerisine yuvarlayacağız yani. O şekilde kuşları birazcık vitaminleyeceğiz. Şimdi gideyim bir iki tane kuş yakalayayım. Sizlerin göz önünde kuşları birazcık haplayalım. Hapçı kuşlar. Şunu şöyle çimene sabitleyeyim. Şöyle bir dumanlıyla başlayabiliriz. Hapımız burada, kuşumuz burada. İşte kuşumuzu şöyle bir, hazır kuşu elime almışken de şöyle bir bakayım. Ne var mı? Tertemiz arkadaş kuşlar. Gerçekten bit pire şu tarz şeyler yok gibi hiç. Yani kümesi sürekli fısfısladığımdan hem virüs olarak. Kamerayı birazcık aşağı indireyim, görmüş olursunuz. Birazcık daha aşağı indireyim ki şu hapı koyayım aşağıya. Kamerayı indireyim. İndirmeyi başarabilirsek tabii ki. Evet. Kuşumuz burada. Hapımız burada. Kuşumuz dumanlı, birazcık kirli dumanlı gibi olacak. Galiba tüyden sonra bakacağız. Kuşu tutamadım ki elimde. Evet, tamamdır. Açıyoruz gagasını. Hapımızı alıyoruz. İtekliyoruz. Oldu, bitti. Birazcık büyük bezelye gibi. Ama olayı tamamladık yani. Şimdi arkadaş, bu kuş vitamin olarak ekstra destek sağlamış olduk yani. Dediğim gibi kuşlar kümesinin içerisinde sürekli olmadığından dolayı, kümesin dışarısına sürekli çıkmadığından dolayı, yani dışarıdan farklı bir vitamin alamıyor. Onları biz sağlamamız gerekecek. İşte bu şekilde kuşlara yardım ediyoruz. Şimdi bu kuş demir gibi kuş olacak. Yani başka çaresi yok. Çünkü o kadar demir verdi buna şimdi. Demir olmama şansı yok. Belki kaya da, kaya vitamini de verebilirmişiz. Kaya gibi olur. Ama demir olsa yeter yani. O şekilde arkadaşlar, şimdi zaten uçan kuşlara vereceğim önce. Yaklaşık bir 10 tane falan, 12 tane falan kuş
kuşlara vereceğim. Onlara verdikten sonra bütün kuşları böyle sırayla haplayacağım. Bugün hap günü. Onları hapladıktan sonra işte en azından bunu da haftada iki kere falan yapmaya çalışacağım. Şöyle bir 2-3 hafta yapayım ki vitaminlerini alsınlar. Şimdi havalar ısındı. Tüy dönemine girecekler. Ondan sonra sıkıntı olmasın. Bir tane daha hap var bu şekilde arkadaşlar. O da böyle aynı şekilde vitamin olarak başka vitaminler var içerisinde. O şekilde destek sağlıyor kuşlara. Onu da yani özellikle bu tüy zamanlarında falan kuşların vitaminsiz kalmasını istemiyorum. Güçlü, dirayetli olmaları lazım. Öyle sıkıntı yaşamasınlar sonra. O şekilde arkadaşlar şimdi bütün kuşları tek tek yakalayıp buraya getirmeyeyim. İşte bir tane örnek verdim size bu kuşla. Gerisi artık bana iş oldu yani. Şimdi gideceğim onları tek tek yakalayıp ağızlarından hapı atacağım. Hap günü bugün. Öyle arkadaşlar. Şimdi ilacın falan ismini vermeyeyim. Olur mu olur olmaz mı onu bilmiyorum. Yani beni tanıyanlar bana sorabilir. E-mail'den atabilir. E-mail'im şeyde oluyor. Mail adresim genelde orada oluyor. E-mail adresim. Oradan yazabilir. Eğer ilacın ismini öğrenmek isterlerse onlara o şekilde yardımcı olabilirim yani. Yani Türkiye'de olacağını çok zannetmiyorum ama Türkiye'de de buna benzer farklı ilaçlar olabilir yani. Aynı markası aynı olmayabilir de şeyler aynı olabilir. Yani faydaları. O şekilde arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok güzel olur. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.